Sivas Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Eken, salgın sürecinden etkilenen komitelerin temsilcileriyle bir araya gelmeye devam ediyor. Başkan Eken, bu kapsamda 24. komite olarak adlandırılan seyahat acenteleri taşımacılık servis temsilcileriyle bir araya gelerek talepleri dinledi. Düzenlenen toplantıya meclis üyeleri, komite sektör temsilcileri katıldı. Sektör temsilcilerimizle bugün burada bir toplantı gerçekleştiriyoruz. Salgın sürecinde sektör temsilcileriyle bir araya gelerek talepleri dinlediklerini ifade eden Başkan Eken, bu süreçte her sektörde olduğu gibi yolcu taşımacılığı, yük taşımacılığı, servis taşımacılığı, otobüs taşımacılığı gibi hizmet veren 24. komite üyelerimiz de sıkıntı yaşıyor dedi. Şu anki yaşamış olduğumuz pandemi sürecindeki her sektörün, tüm sektörlerin yaşadığı sıkıntılar gibi yolcu taşımacılığı, yük taşımacılığı, servis taşımacılığı, otobüs taşımacılığı, bu sektördeki arkadaşlarımızın da bu pandemi sürecinde almış olduğu sıkıntılar var. Her sektörün ve her üyenin kendileri için önemli olduğunun altını çizen Başkan Eken, kamu kurumlarımızdan kira desteği, özellikle otogardaki esnaflarımızın kira desteği konusunda beklentisi var. Otogar esnafı da bu süreçte gerçekten çok zorda kaldığı için belediye başkanımızdan özellikle rica ediyoruz. Bu 3 aylık 5 aylık sürede otogar esnafımızdan kira almamalarını talep ediyoruz dedi. Her sektör bizim için önemli, her üyemizin için önemli. Bu süreç inşallah hep beraber atlatacağız. Otogar daki esnaflarımızın kira anlamındaki destek beklemeleri. Bu anlamda vakıflar bir açıklama yapmıştı, kira artışı yapmayacağız diye. Ama buradan da bir duyurmuş olalım. Vakıflara teşekkür ediyoruz ama kira artışı sadece belli sektörlere yapmadıklarını belirttiler. Bu sene vakıfların hiçbir kirasına zam yapmaması gerekiyor. Buradan inşallah bu vakıfa gelen müdürlüğü yazacağız. Kendileri de görüşeceğiz. Bölge müdürümüzle bizzat ilettik. Tamam, kapalı sektörlere yapmayacaklarmış. Biz kira desteğinin 3 ay 4 ay alınmamasını, 6 ay alınmamasını, hatta olmuyorsa hiç zam yapılmamasını teklif etmiştik. Onlar belli bir sektörleri yapmışlar. Bugün itibariyle hem üniversitemize, hem belediyemize, hem vakıflara buradan bu toplantıda bir çağrımız olmuş olsun. Allah razı olsun, ellerinden geleni yapıyorlar. Ama bu süreçte biraz daha fazla yapmaları gerekiyor. En azından zam yapmamaları. Otogar esnafının da bu süreçte gerçekten çok zorunda kaldığı için belediye başkanımızdan özellikle rica ediyoruz ki bu 3 aylık 5 aylık sürede otogar esnafımızdan kira almamalarını özellikle belirtiyoruz. Başkanımızla bizzat kendilerine görüşüp bu talebimizi yerine getireceğiz inşallah diyorum. Toplantıda Halk Otobüsleri Kooperatifi Başkanı Yasin Aslan, otobüslerin toplanma merkezinin üniversitede olmasının yaşanan salgın sürecinde ciddi gider oluşturduğunu ifade etti. Devletimiz Allah razı olsun bununla ilgili zaten ciddi çalışmalar yapıyor. Ellerinden gelen her şeyi yapıyorlar. Kredi paketleri, kısa çalışma denetlerinin de devamı, SSK vergiye ertelemeleri, bunların da bizzat geçen haftalarda Cumhurbaşkanımıza birebir Sivas'tan da bunu iletme imkanı yakalamıştır. Ayrıca turizm acenteleri de internet üzerinden yapılan satışlar karşısında iş yapamaz hale geldiklerini ve giderleri karşılamakta zorlandıklarını dile getirdi. Bugün de bu toplantıda arkadaşlarımızın, sektörlerimizin sıkıntılarını not alacağız. Gerek valiliğimize, gerek belediyemize, gerek bakanlığımıza, gerek başka kurumlarımıza buradan bildireceğiz.